Arkadaşlar herkese selam. Kaldığımız yerden kısa bir video çekip sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi tuvaleti birazcık ilerlettik. Ne yaptık? Banyonun bu yarlığının yan taraflarını kapatmıştık ÖSB'lerle. Daha sonrasında elektrik tesisatını çekmiştik ve üst tarafları kapatmıştık taş yünleriyle. Şimdi tuvalet işini birazcık sona geldik. Babam bugün halletmiş sağ olsun. Tuvaleti giderini bahsediyoruz. Tuvaletin altından burayı biz yapmıştık. Gideri ne yapıyordu? Aşağıdan dönüyordu ve deponun oraya geliyordu. Şimdi oraya gidelim. Arkadaşlar evet ne yapıyoruz? Tuvaletten işte pisliğimiz geliyor, tuvaletimiz. Daha sonrasında bu boru vasıtasıyla check valve'e geliyor. Check valve'den geçiyor. Şöyle gel. Check valve'den geliyor. Depomuzun içine arkadaşlar düşüyor. Daha sonrasında ne yaptık? Şuraya bir vana koyduk. Vanamızı burada açık kapalı. Vanamızı koyduk. Macaratörümüz de burada. Macaratörümüzün çıkışı da burada. Şeyler biraz sıkıntı oluyor işte bu boruları bulmak, kelepçeleri ayarlamak, 3 parmak, 1 parmak vesaire vesaire onlar biraz sıkıntılı oluyor ama tanıdığınız bir yakında bir naldır varsa benim yakındaki Zafer abi sağ olsun naldır hepsini hallediyor. Gidiyorum işte şuna göre var mı diyorum, kesiyor biçiyor hepsini halletip veriyor. 7 kardeşler naldır. Daha sonrasında buradan pisliğimiz çıkacak. Buradaki bir boru vasıtasıyla ben bunu aşağıya ineceğim buradan. Şimdi kablolarını da çektik aslında. Kabloları da bunu yapma. Kablolarımız da burada boru vasıtasıyla buradan girecekler. Bağlanacaklar. Ben butonu buraya koyacağım. Niye buraya koyacağım? Çünkü gelip hani içeriye koymayı da düşündüm. İçeriye de belki bir buton koyabilirim ama hem vanayı açtıktan sonra yukarıya çıkıp düğmeye basmak gerekebilir. Ama butonu buraya koyacağız. Nasıl olacak? Geleceğiz, vanayı açacağız. Hortumumuz istediğimiz yere koyacağız. Ve düğmesine basacağız. Yani tuvalet için aslında %90'ını çözmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun. Şimdi burası bu şekilde. Ya. Şimdi arkadaşlar buraya ne yaptık? Temiz su depomuz burası. Temiz suyumuzu dışarıdan buranın içine basacağız. Bunun için de bir yine aparatlar aldık. Şöyle bir vana aldık arkadaşlar. Buna küresel vana diyorlar. İşte bu vanayı buraya girdik. Bu vanamızın çapı 3/4 olduğu için bunu şu sprele uygun bir şekilde çevirdik. Daha sonrasında şu nipeldi sanırım. Nipelde 3 çeyrekten 1/2'ye çevirdik. Bunların hepsi masraf. Daha sonrasında şöyle bir aparat almıştık. Bunu da aracın dışına monte edeceğiz. Şu şekilde buraya monte edeceğiz. Şurada deliği var. Bu deliği büyüterek bu şekilde monte edeceğiz. Orada duracak. Daha sonrasında ne olacak? Doğuca. Bu şekilde bir aparat aldık. Bunu bu şekilde buraya gireceğiz. Bunu da buradan gireceğiz. Şimdi burasını nasıl yapacağız? Bunu bir çözmeye çalışıyoruz. Babam dedi buradan işte vida falan atarız dedi. Bu üstleri bağlarız dedi. Sağlam bir şey olsun dedi. Ben de dedim bunu böyle silikonlasak olur mu dedim. O buradan bastırdı mı çıkar falan dedi. İşte böyle tartışma içerisindeyiz. Yani nasıl olacağını siz de yorumlardan yazabilirsiniz. Bir fikriniz varsa. Bunu bu şekilde de bunun içine şöyle bir pul aldık. Şöyle şu şekilde bağlıyor olacağız. Yani burası açıldığında burada su vanamız yani su basma yerimiz hazır olacak. Bu da bu şekilde hazırlanmış oldu. Arkadaşlar bu biliyorsunuz arkada bagajdaki temiz suydu. Temiz suyu babam burasına bir vanalı bir aparat yapmış böyle çok güzel olmuş burası. Buradan depodan çıkacak. Bu şekilde gelecek arkadaşlar. Daha sonrasında biz ne almıştık? Bir tane filtre almıştık. Önce temiz suyumuz filtreden geçecek. Bu filtrenin ucu 3 çeyrek. 3 çeyrekten bunu hortuma düşürdük. Yani buralarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Daha sonrasında bu da çıkacak ve şeye girecek. Hidrofora girecek. Hidroforun girişini görüyorsunuz arkadaşlar. 5 milim. Bunu da gittik özel Carrefour'dan bulduk. Şuraya giren bir şekilde. Ne yaptık? Filtreden geldik. Hidrofora girdik. Hidrofordan çıktık. Genleşme tankına girdik. Genleşme tankınınki de yine hidroforunkinden farklı. Bu sefer bu da
normal ev hortumlarının girişi, o da yaklaşık 8 milim ya da 1 milim falan. Bu şekilde buradan girdik, buradan çıktık. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Kolektör, 10'lu kolektör almıştık. Kolektörümüze girdik. Kolektörümüzün ağzını da yine ev hortumları şeklinde ona uygun hale getirdik. Bu soğuk suyumuz için 10 tane girişli kolektör. Buradan borularımıza içeriye basacağız bunları. Daha sonrasında nasıl, ne yapacağız? Şofbenimiz vardı sıcak suyumuz için. Kolektörlerin bir ucundan yine çıkacağız soğuk suyumuzu. Şofbene gireceğiz. Şofbenin soğuk suyuna gireceğiz. Şofbenden çıkan ucu da ne yapacağız? Yine ikinci. Aslında şeyi sormak istiyorum size. Yani ben bir tane hidrofor kullanıyorum. O hidrofor şofbene de aslında tazikli basıyor. Çıkışında da aslında tazikli alacaktım ama ben sonradan bir kafam karıştı. İkinci bir hidroforu aldım. Yani şofbenin çıkışına sıcak suyu da içeriye pompalayayım diye ama aslında hidrofor pompa, yani tazikli bir şekilde geliyor olacak o. Buna gerek var mı yok mu? Onunla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Şofbenden çıkacak. Yine bunun ağzı 5 milimlik küçük. Buna çevireceğiz. Buradan çıkıp sıcak kolektörümüze girecek. Sıcak kolektörümüzden de aracın içerisine sıcak suyumuz da dağılacak. Şimdilik çalışmalarımız bu kadar. İçerisinde bayağı uğraştık. Bayağı bir yol kat ettik. Desteğinizi, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmanızı bekliyoruz. Beğen tuşuna basmanızı bekliyoruz. Ve bizi takip etmenizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Karavanımız devam ediyor.